Kanki canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Gençler hoş geldiniz. Lokum dana ciğer yapacağız. Canbaz. Kanki. Kanki. Canbaz. Kanki. Kanki. Canbaz. Yumuşacık. Harika. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket Kakan versin. Kakan Gican. Gençler hoş geldiniz. Selamlar, Anlatılmaz Lezzetler Mutfağı'ndan herkese muhabbetlerimi iletiyorum. Selamünaleyküm diyelim, başlıyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşatlarımızın yanaklarından, yaşıtlarımızın yanaklarından öpelim. Bugün yemeğimizi bir çırpıda yapmamız lazım. Bugün çok önemli işlerimiz var. Bugün çok kolay, güzel, harika bir lokum dana ciğer yapacağız. Bakın Arnavut ciğer yapmayacağız. Lokum dana ciğer yapacağız arkadaşlar. Dilerseniz öncelikle malzemelerimizi bir sayarak başlayalım. Neler kullanacağız? Hangi malzemelerimiz var? Bu arada biz bunları sayarken biz yağımızı gönderdik. Şu anda müstakbel ocağımız tütmeye başladı. Böyle ara sıra tütüyor. Efendime söyleyeyim, yağımız başladı yavaş yavaş kendine gelmeye. Dilerseniz hemen malzemelerimizi saymaya başlayalım. Ne var? Harika bir dana ciğerimiz var. Dana ciğerimizi bir yıkamıyoruz. En önemlisi yıkamak yok. İkincisi çok güzel süzmemiz lazım. Yani altına bir bir süzgeç koyuyoruz. Altına bir süzgeç koyuyoruz. Şöyle kendini salmasını istiyoruz. Yani üzerinde kan kalmayacak ama yıkamıyoruz. Bu bir. İkincisi unumuz var malum. Lokum ciğerimiz unsuz olmaz. Malum. Yani onur bereket kullanıyoruz. Efendime söyleyeyim baharatlarımız var. Çok özel baharatlarımız var. Kullanacağımız yeşilliklerimiz var. Taze soğanımız var. Maydanoz, patates, limon. Efendime söyleyeyim olmazsa olmaz. Ciğere çok yakışan. Benim Makedonya'dan topladığım biberler hala kullanmaya devam ediyoruz. Onları güzel kızarttık güneşte. Kendi kendine kızardı. Bu güzel biberleri kullanıyoruz bakın. Tabii gönül isterdi ki Edirne'deki ciğercilerin kullandığı o güzel çıtır çıtır biberlerden kullanalım. Hemen icraata başlayalım. Öncelikle böyle bir ciğerimizi şöyle alalım. Çünkü en son ciğerle haşır neşir olacağız. Şu aleti de şöyle bir çekelim. Şimdi en önemlisi patateslerin biz önceden normalde değil mi? Arnavut ciğerinde olsun. Böyle patatesleri küp küp doğrarlar. Biz ne yaptık? Patateslerimizi dikine dikine yatay doğradık. Niye? Çünkü bunlardan yatak yapacağız. Üstüne de ciğerler yorgan olacak. Sormayın gitsin. Şimdi öncelikle ben hemen yağ ile patateslerimi bir araya getirmeden önce arkadaşlar şöyle bir işlem yapacağım. Bak, bunu yapmazsak olmaz. Neden? Çünkü patateslerin dağılmaması, patateslerin böyle nasıl diyeyim size tıkır tıkır olmaması lazım. Onun da metodu ne? Onun da metodu şu. Bak aynen şöyle. Böyle yapacağız. Patateslerimizin olabildiğince suyunu almamız gerekiyor. Bu suyu almazsak patatesin üstü kıtır kıtır olur. Bizim de istediğimiz yatak oluşmaz. Onu oluşturmamız lazım. Böyle hızlı hızlı hemen patateslerimi şöyle koyuyorum. Böyle. Evet biraz daha. Biraz daha. Bence ilk etap için yeterli. Hemen şöyle bir güzel patateslerimizi kuruyoruz arkadaşlar. Şunları da alalım. Evet, patatesler hazır. Yağımız hazır mı? Bir kalite kontrol yapalım. Nasıl yapacağız? Şuradan bir tutam. Evet, biraz daha kaynaması lazım gibi geliyor. Ben şimdi bunu biraz daha açıyorum. Harlı bir ateş oluşturuyorum. Ve yok görüyorsunuz. Hemen patateslerimi şöyle içine aldım. Şimdi burada kural şu. Özellikle Yasemin Hanım çok güzel ciğer yapar. Ciğerin özellikle patatesini yaparken çok böyle patatesi karıştırmayacağız. Patatesi karıştırmamamız lazım. Bırakacağız. Kendi halinde cızır 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 diyecek.
Patatesler hazır olunca hoppala şöyle şov başladı. Şov başladı arkadaşlar. Şimdi patatesler olurken ben ne yapacağım? Hemen unumu alacağım. Ciğerimi alacağım. Evet. Şimdi kural şu. Birinci kuralımız, nasıl ciğerimizi yıkamadıysak ve su kullanmadıysak unumuza kesinlikle tuz atmayacağız arkadaşlar. Tuzu atarsak pişirmeye başladığımız an sertleşir. Kötü bir görüntü olur. Şimdi bizim püf noktamız ne? Bakın Edirne'deki ciğerciler bile bence bu sırrı size vermiyor. O canım lokum ciğer nasıl oluyor biliyor musunuz? İşte şunun sayesinde oluyor. Burada ne var? Burada karbonat var arkadaşlar. Karbonat. Bu karbonatı attık. Bu karbonat tutacak. Unu da tutacak. Isıyı da tutacak. Ciğerimizin içi lokum olacak. Lokum. Dedikten sonra hemen karabiberimizi alalım. Evet, bol bol attık karabiberi. Tuz yok. Şu ana kadar tuz kullanmadık. Böyle bir karıştıralım, harmanlayalım, harmandalı eşliğinde. Bu arada patateslere de bakıyorum. Oo, güzel gözüküyor. Eyvallah. Şimdi size bir püf noktası daha. Şimdi karbonat attık. Efendime söyleyeyim. Karabiberimizi attık. Küçük bitiyor da. Bakın. Yine olmazsa olmazımız kırmızı toz biberimiz. Acı değil. Bundan da bayağı güzel şöyle içine bocalıyorum. Biraz daha fazla oldu ama olsun. Güzel oldu bence. Güzel. Eyvallah. Şimdi bu aşamadan sonra biraz böyle unumuzu bir daha karıştıralım. Efendim un hazır. Un hazır. Ben şimdi kalite kontrol yapacağım. Onu da nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. Bakın. Şöyle. Birazcık daha dursun gibi. Evet, birazcık daha dursun gibi. Vay arkadaş ya. Aksiyonsa aksiyon. Patateslerimiz birkaç dakika daha icraata devam etsin. Biz şu anda lokum ciğer yapıyoruz. Bakın Arnavut ciğeri yapmıyoruz. Onun için hadi bir de kimyon katalım. Güzel oldu. Kimyonu da katalım. Alıp gidiyorduk mazinin karanlık sokaklarına. İyi ki hatırlattınız sevgili sanat yönetmenimiz Yasemin Hanım. Eyvallah. Kimyonumuzu da attık. Yalnız kimyon var ya. Bir keskin anlatamam size. Bir keskin anlatamam. Onun için bir tutam daha hak ediyor bence. Kimyonumuzu da koyduktan sonra evet, icraatı içinden devam ediyor. Karıştıralım bir kez daha. Görüyorsunuz. İşte lokum ciğerin ekstraları bunlar. Bunlar olmazsa o ciğerin hiçbir anlamı yok. Bu da hazırsa arkadaşlar şu ciğerlerimizi artık unumuzla bir buluşturalım. Bir ciğerlerimiz nüfus etsin bakalım. Yaklaşık yarım kilo kadar bir ciğerimiz var burada. Buradan sevgili Zühtü abime teşekkür ediyorum. Sevgili Zühtü abim benim kadim dostumdur. Kendi el cihazlarıyla doğradı bu ciğeri. Sana özel cambazım dedi. Bir tutam sinir yok dedi. Şimdi bu yarım kilo ciğerimizi attık. Hepsini attık. Neden hepsini attık? Çünkü az sonra işlem yapacağız. Ciğerlerimizi karıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle ciğerlerimizi alttan alttan böyle bir güzel unumuzla nüfus ettiriyoruz. Bence ciğerler hazır. Patatesler de hazır. Şu patatesleri bir alalım önce. Hemen yağımız biraz daha derecesi artsın. Biz ciğerlerimizi artık tavamıza atabiliriz.
Hemen şöyle küçük bir aletim var benim. Bunu aldım. Önce şunun içerisine şöyle. Bakın şöyle. Biraz zahmetli olacak ama sonuçta güzel olacak. Evet. Üzerinde o kat oluşacak. Ama unları yağımıza atmayacağız. Bu çok önemli. Biraz uğraşacağız ama buna değecek arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz Hakan abi. Görüyorsun. Çok güzel. Hazırsak ilk posta. Yallah. Evet. Yine ciğerlerimizi aldık. Onlar pişe dursun. Biz burada ikinci kademeyi hazırlaya duralım. Bu süper. Hatta ben şuraya atayım. Ondan sonra yıkarım, tekrar kullanırım. Onur Market'te dükkan sizin. Eyvallah. Ciğerlerimiz ilk parti. Ciğerlerimiz pişmek üzere. Öyle. Vay 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 vay. Bu tamam. Güzelliğe bak. Görüyor musun? Lokum. Bu hazır. Şimdi kalan, evet kalan ciğerimizi attık. Şimdi arkadaşlar, o pişerken biz ne yapacağız biliyor musunuz? Çok özel bir işlem yapacağız. Çok özel ama. Patatesler burada ya. Patatesler burada. Şimdi bir. Önce patateslere fazla değil. Böyle 4-5 tane güzel taze soğanımı aldım. Böyle güzel incecik. Efendim, taze soğanlar tamam. Hemen maydanoz da alıyorum. Böyle. Maydanozlarımı da aldım. Hep diyorlar ikiye katla, bağla. Ondan sonra daha şık oluyor diyorlar. Bu da tamam. Şimdi bunları patateslerimize bocalıyoruz. Şöyle. Patateslerimize şunları bocalayalım. Şunları da bocalayalım. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi limonumu alıyorum. Şöyle. Hemen şöyle. Limonumun suyunu aldım. Eyvallah. Yeter. Ne katacağız? Çok özel bir baharat katacağız. Evet. Bu da sevgili bayramın bize hediyesi. Bunun içerisinde tam 20 çeşit bitkinin kurutulmuş hali var. Biz buna sebze çeşnisi diyoruz. Bunu yemeğinize, balığınıza, pilavınıza, makarnanıza, sulu yemeğinize, ızgaranıza her şeye katabilirsiniz. Bir tüyo vereyim. Çok yakında sizlerle. Başka bir şey söylemiyorum. Çeşitli baharatımı da içine attım. Evet. Başka bir şeye gerek var mı? Var. Ne var? Bir de sumak var abi. Bir de sumak var. Sumağımızı da şöyle bolca attık. Sonra bir güzel karıştırdık. Tuzumuzu da atacağız tabii. Bunu bir güzel karıştırdık. Bakalım. Oh, bunlar da hazır gibi. Tamam. Yeterince tuz, yetmezse daha sonra takviye yaparız. Karışım oldu. Buna ben bunu bocaladım abi. Tam ellerimi karıştırmak üzere fırın kabımın içine attığım patatesleri karıştıracağım. Tak elektrikler gitti. Ama Allah'ın sevgili kuduyuz hemen geldi. Şu kaldığımız yerden hemen biraz daha bunu karıştırıyorum. Nüfus etmesini istiyorum. Patatesler gerçekten çok güzel. Yumuşacık. Patatesler yumuşacık. Şöyle yeteri kadar karıştırdık zaten. Böyle şunları da aldığımız zaman patateslerimiz
hazır arkadaşlar. Diğer ciğerlerimizi de şöyle bir alalım. Evet. Çok güzel oldu ya. Çasır 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 çasır. Evet şöyle. Bravo. 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 Evet. Şimdi yavaş yavaş sunuma geçiyoruz ama olmazsa olmazımız. En sonunda finale sakladık. Şimdi sunuma geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. Şimdi diyebilirsiniz ya Canbaz, sen dana lokum ciğer yaptın ama ciğer soğansız olur mu? Ciğer soğansız olmaz tabi. Soğanı en sona hazırlayacağız. Onu da sunum esnasında siz sevgili dostlarımıza göstereceğiz. Tabağımız çok güzel bir şekilde hazırlanmış olacak. Ama adet yerini bulsun, adettendir. Şu biberleri de atalım. Onlar da birazcık kendine gelsin. Dedikten sonra artık yavaş 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 toparlanıyoruz. Ne yapacağız? Yavaş yavaş önce bir tadacağız. Tattıktan sonra çok güzel bir sunum hazırlayacağız siz sevgili dostlarımıza. Ondan sonra Ali ve Derçi diyeceğiz. Kakan Gicanbaz. Ciğerimiz soğansız olmaz. Soğan olmazsa ciğerin tadı olmaz. Biz hemen ne yapacağız? Farklı bir doğrama şekliyle, özellikle dikkat ederek, şöyle bakın, biraz ince ince böyle doğrayacağız bunları arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunları biraz böyle ayıracağım. Ayırmam lazım. Ayırdıktan sonra, evet, ayırdıktan sonra önce şunu bir güzel tuzlamamız lazım. Şöyle güzel bir tuz. Bir de ne yapacağız? Şöyle güzel bir acı pul biber dökeceğiz arkadaşlar. Bakın acı pul biber. Hatta biraz daha abartıyorum. Abartıyorum. Şöyle yoğuracağım. Nüfus etmesini istiyorum. Rengarenk olmasını istiyorum soğanlarımın. Böyle. Ve bir köşeye bunları da diğer köşeye bunları da alayım şöyle küçük olanları şuraya güzel döşüyorum abi. Evet döşedim. Kalan sağlar bizimdir. Ben bu tabağı hiç bozmayacağım. Ne yapacağım? Hemen buradan önce bir size böyle bir içini göstereceğim. Bakın pamuk pamuk. İçi pamuk. Yumuşacık. Harika. Patatesler mükemmel. Eli hazırladığımız sos var ya. Renk kattı. Bu da tamam. Yemek bitti. Biber mi? Biber de ısırayım ya. Hadi. Dağıldı ama biberler. Acı. Acı. Çok acı. Eyvallah. Efendim aklınızı helal edin. Bugün de yemeğimizi tamamladık. Ne yaptık? Pamuk gibi harika lokum ciğer yaptık arkadaşlar. Farklı bir takım işlemler yaptık. Siz de deneyin. Çok rahat yapabilirsiniz. Afiyet şeker olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öptüm. Selam, saygı, sevgi, hürmet. Bir sonraki yemekte görüşmek üzere. Bizi takip etmeye devam edin. Dostlarınıza, arkadaşlarınıza tavsiye etmeye devam edin. Program içerisinde, videomuzun içerisinde hatırlatmıştım. Bundan sonraki videolarımızda uyarılarımızı yapacağız ki açıklama bölümüne de yazacağız inşallah. Siz sevgili dostlarımızın bu videoyu izlemeye değer olduğunu ve bu videoyu izlediğinizde ve bundan sonraki videolarımızı izlediğinizde Anlatılmaz Lezzetler kanalımızdan, Onur Market'ten ve bize destek olan diğer co-sponsorlarımızdan çok güzel hediyeler kazanacağınızı hatırlatalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kafanıza göre takılın. Bir sonraki yemekte görüşmek üzere.
Ali ve Derçi, priyatno fala. Kaliteli, ekonomik, Türkiye'nin yeni tercihi Farazçay.